Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Soma'nın yeni bölümüyle karşınızdayım. Artık son bölümleri demeyeceğim çünkü son bölümü dedikçe bitmiyor oyun. Sonlara yaklaştık, biter mi bitmez mi bilmiyorum. Kaldığımız yeri şu an tam olarak net hatırlamıyorum. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Hemen başlayalım. Simon sonunda Theta'dan kurtulmuş ve Omikron'a doğru yola çıkmıştı. Orada uçurumun basıncına dayanabilecek bir mekanik dış iskelet bulabilirdi demişler. Hadi bakalım bulabiliriz inşallah. Geri gidecektim. Nereden gidecektim? Şuradan gidecektim. Hadi bakalım. Artık korku oyunu oynamak istemiyorum ya. Böyle aksiyon macera oyunları yok mu? Bu serilere başlayalım. Korku oyunları biraz germeye başladı beni. Videoyu hazırlarken burayı görmüştüm, o yüzden direkt buraya geldim. Hani izlediğim için değil, videoyu hazırlarken buraya niye gelmedim ben diyerek geldim. O yüzden ilk olarak yanlış yere gitmişiz. Biz ilk olarak geleceğimiz yer burasıymış arkadaşlar. Manuel Override demiş. Çevrim dışı okunmayacak. Ne yapmamız gerekiyor? Burada bir şey var. Açtık. Open Valves. Valves. Pump. Flush demiş. Vana. Vanaları açalım. Pump plus. Plus ne bilmiyorum ama. Buralarda bir şeyler vardı. Ha, pump. Evet. Ha, plus da bu. Suyu boşaltacağız. Buraya bu sinirmiş. Tamam, önemli değil. Yani güç arızası olduğu için biz bunun yaptığı şeyleri kendi elimizle yaptık. Manuel yaptık yani. Hadi bakalım. Ya işte geriye oyun beni ya. Öyle bir şey var. Üst tarafa da çıkılıyor. The others. Catherine? What? There you are. Where are we? We're right next to Omicron, a smaller building connected to the main site. Can't you tell? No, my view is pretty limited. There's some heavy restrictions on my system access. Did you find a power suit? Not yet. Trying to figure out how to get into Omicron, the big building. Oh, okay. Keep up the good work. That's it? You got nothing? Good luck. Thanks. Kath, how are you so okay with all this? With what? Being a talking box, for one thing. Not being human. That's not so bad. So, you're not bothered at all by not having a body? I'm getting there. You're making me feel really self-conscious. Come on, be serious. I never felt that comfortable being human in the first place. This isn't much worse. Not being able to move would freak me out. Glad you got the box and not me. Would make it a little easier to help out if I had a body, but you're doing a good job. Just figured being able to stretch a little would give you some ease. My physical constraints don't translate to my experience very well. I feel about as human as before, but as if suspended in air. Which is kind of interesting now that I think about it. Bizim güç arızasını çözmemiz lazım. Why do you think I was made? Why would this AI, the WoW, bring me here? Şurayı parmaklayalım ya.
have my own beliefs, but nothing that can be verified. Why do you think the WoW brought me here? The WoW had a range of assignments, but they all sprung from one single idea. Preserve humanity. When the comet hit the Earth, killing everything, leaving a fraction of humanity left alive, the WoW started to compensate. It's restoring humanity. I think so, but I don't think we share its definition of human. Or life, for that matter. Bizim burada bir şey mi yapmamız lazım? Catherine, are we alive? That's an impossible question to answer. We lack meaningful definitions. I just figured there must be a way to know. To know if this life is worth living. You assume you've changed so much, but have you really? I don't know. I don't feel so different. The world sure does. I never realized how much the idea of myself depended on where I am. How do you mean? I miss Toronto. Not because my friends and family are there, but because I know where I fit in. In Toronto, I know who I am. That's an interesting observation. Where'd you go? Just doing some exploring. Adam Golaski'nin en kısa sürede TT'ye gelmesi emredilmiştir. Acil demişler. Bunlar susmayacak, o yüzden geldim buraya. Hani ne yapacağımı anlayayım diye. Büyük ihtimalle oradaki panoda bir şeyler yapacağız. Hani bunlar susana kadar. Bir de oyun anlamaya çalışıyorum. O yüzden okuyorum altları. Aha. Omikron'a şey mi vereceğiz? Elektrik vereceğiz. Şuradan şartelleri açalım. Şartel mi patladı? Burası patladı. Şuradan gidelim. Burası patladı. Ha, buraya geliyor. Buraya geliyor. Siktir. Burası da patladı. Biz bir yerleri patlatmadan şartel açacağız. Çok fazla elektrik geldiği için patlıyor. Şuradan deneyelim. Yok, buraya hiç gelmiyor zaten. Ha, orası da patlamış. Ananı sikeyim. Her tarafı patlatırsak bok yiydik. Burayı açtık. Burayı açtık. Biz şimdi şu şartelin sağ tarafına elektrik vereceğiz. Ananı sikeyim. Ah, Allah'tan orası patladı. The terminal just lit up. Yaptık, aydınlanacak zaten. Aydınlansın diye yaptık. Burada ne varmış? Kara kutu. Hepsi çevrim dışı lan. Benim kedi de beni rahat bırakmıyor, bakalım. 2098. Güncelleme kara kutuları aktif hale getiriyor. Arızaya karşı. Standart X4B eklentisi. Hayimatsu. ACR için bölge ayarı. Bunların hepsi güncelleme. Çarpışma sonrası arıza planı için tanılama aracı. Bu ne bilmiyorum. Ne oluyor lan? Benim sağıma soluma. Winch'i yeniden çalışır hale getirmek için daha fazla çalışana ihtiyacı var. Şimdilik her şey alana bağlı. Paranoyak laboratuvar fareleri için gereksiz güvenlik güncellemesi. Ölüler ısırmıyor. Aa, burada laboratuvar faresi mi varmış? Paranoyak laboratuvar fareleri için gereksiz güvenlik güncellemesi. Ölüler ısırmıyor.
River, do we have any painkillers left? This tinnitus is becoming crippling. Sorry, we only have heavy stuff left. Morphine level drugs. I'll take it. Feels like my head is about to explode. Can do, that's stuff for emergencies. Besides, Cameron thinks the ringing will settle when JR reaches 100%. Then tell him to hurry the fuck up. Should be a matter of hours. Just hang in there. Keep me posted. Yeah, well, I have this thing I need to take care of. So I'll talk to you later, okay? Sure thing, Herb. It must have overloaded his black box. Humans have black boxes? Here we do. Company policy. It records your vitals to help medical personnel treat you in case of accidents. That's how I can hear the dead. Right. Yeah, you should be able to data mine black boxes, just like the intercom at Theta. There has to be a way to cancel the lockdown. Have a look around the room. Kilit var. Kilidi kaldıracağız. Not really. Not that familiar with the people at all. 66, 77. I think I solved it. Solved what? Why do I get the feeling that we just got lured into the back of a van? What are you talking about? Lan daha demin yoktu, şimdi geldi bak. Omicron retracted the quarantine shutters. Lockdown cancelled. Something wants us to come inside. And we want to go inside, what's the problem? Come on, let's get going. Dediği gibi bir şey içeri gitmemizi istiyor. Çünkü şey yoktu orada. Şifre yoktu ve sonradan geldi 66-77 şifresi. Hadi hayırlısı bakalım. Neyse. Biri içeri gitmemizi istiyorsa biz de gideriz. Korkarız, çıkarız. Korkup çıkacağız yani, yapacak bir şey yok. Oradan da bizi korkutacaklar. Ha, burada adam var lan. Fucking open. And nobody's answering to anything. What kind of cold-hearted motherfuckers would just leave us out here to die? Don't you get it? They're dead. They're all dead. How can you be so calm about this shit? We are dying! How much air have you guys got? 20 minutes, tops. Hey, I'm in red. Seconds away before the CO2 gets me. Stresky. Why wait, right? I'm the master of my own fate. Wait, Stress, what are you doing? Kendini boğdun lan sen. Niye? Robotlar da kendine gelmiş. Baksanıza. Elektrik gelince bunlar da çalışmaya başlamış. Ya buna ne oluyor anasını satayım? Etrafta bir canlı da var. Yaratık varmış gibi bir gelip gitmeler oluyor. Hadi bismillah. Nasıl mekanik arıza? 10 mikron. Disyon neredeyiz? Şu mavi alandayız. Ha, ya anladım. İki tane girişi varmış. Burası bozukmuş. Erişim bozuk mu diyor? Mekanik arıza, başka bir giriş kullandı. Yani burası bozulmuş. Bizim bir önceki videoda gittiğimiz yerden git diyor bize, anlaşılan. O kapı da açılmamıştı çünkü o zaman.
Şimdi buradan gideceğiz. Buradan gitmeyi mantıksız demişti, artık demeyecek. Bir yol. Ama burada bir şey var ya. Abi baksana. Bizim göremediğimiz bir yaratık var ve burası yıkılıyor mu? O kadar geçtim yıkılmadı, şimdi mi yıkılıyor? Demek ki doğru yoldayız. Tüylerim diken diken oldu ya. Hadi bismillah. Şu oyunu da hayırlısıyla bitirelim arkadaşlar. Çünkü bu oyun bitmedi mi ben bir sinir oluyorum, elim ayağım titremeye başladı. Bir daha da korku oyunu yakın zamanda mümkünse oynamayalım. Böyle aksiyon falandır filandır, böyle güzel oyunlara girelim. Tanıtalım oyunları ama bir bunun da serisine nereden başladıysak başladık. Güzel oyun ama korkutuyor. Bir de ben üşüdüm ya. Oo, insanlar ölmüş. Suite'i bulacağız. Ben üşüdüm ya. O da soğuk. Hadi bakalım. Suite bunlar değil, değil mi? Bunların ne olduğunu anlamamızı istemiyor demek ki birisi. Doğru yolda mıyım ben ya? Genel kilit aktif, dalış odası. Dalış odası konsolunda geçersiz kılın. Aman okuyayım. Bir şey olacakmış gibi okuyamıyorum. Kendimi çok gergin hissediyorum. Genel kilit aktif. Dalış odası konsolundaki. Ha. Ananı sikeyim. Çok gerildim. Genel kilit aktif. Dalış odası konsolunda geçersiz kılın. Konsolunda. Ne? Çok düşük bir cümle. Buradan gidemiyor muyuz? Tamam. O karşıda bir şey var ama ne? Anakart lan bunlar. İşimize yarayan bir şey yok mu? Burada yok. Hadi çok dolanmayalım, debelenmeyelim şuralarda. Mümkün mertebat düzgünce gidelim ya. Çok gerildim. Çok gerildim. Hadi bismillah. Containment dive room. Abi biz robotuz, kalbimiz atıyor ya. Bu kalp atışı hiç iyi bir şey değil. Bir şey var burada. Biri var burada. Daha demin geldiğimiz yer değil mi lan bu? Onu durdurmam gerek. Sen kimsin amına koduğum? Vah! Kimseyi durdurmayacağım amına koduğum. Götümde falan değilsin değil mi? Allah'tan değilsin amına koduğum. Kimseyi durdurmayacağım ya. Ben işimi halledip gideceğim amına koduğum. Germeyin beni ya. Vallahi bırakıp giderim bak. Genel kilitler da bilmem ne bilmem aynı. Bir şeyler yazıyor da anlamıyorum.
Burada ne varmış, ne varmış? Hadi kendimize gelelim artık. Korkunun necele faydası yok ama korkacaksan oynamayacaksın. Oda soğuk arkadaşlar. Odada kalorifer yok. Ben de bu odayı rahat çekimler yapayım diye geçtim. Bu oda aslında inşaat halindeydi. Yani tabanı falan da yok bu odanın. Alttan da geliyor soğuk. Yani her yerden soğuk geliyor bu odaya. İşte dedim lan ben bu odaya geçeyim. Daha rahat çekimler yaparız. Gerginlikten konuşamıyoruz. İşte çekimleri daha rahat yaparız diye geçtik bu odaya. Ananı sikim ışıklar söndü. Şöyle müzikler geldi mi ananın nam oluyor işte. İşte buraya geçtik. Burası da soğuk. Ayaklarımı şeyle ısıtıyorum. Su torbasına sıcak su kaynattım koydum. Birileri konuşuyor. Birileri konuşuyor. Benim de dikkatimi dağıtmam lazım. İşte sıcak suyu kaynattım koydum. İşte üstümü de böyle yapıyoruz artık bir şekilde. Burada zaman geçiriyoruz ananın namı. Think we'll find one that fits me? I mean, I'm kind of in a suit already. That's been bothering me too. You know how you were transferred from Vancouver? Toronto. From then to now. How could I forget? Okay, so we do it again. You want to send me to the future? No, you idiot. I want to transfer your mind into a new body. What? Look, we already know it can be done. We don't need to make it a big deal. It is a big deal, Kath. It's a huge fucking deal. There's got to be something else that can take us down there. The Dunbat at Theta was the only vessel that could take that pressure, and you saw what happened. Then think of something else. Simon, please. You don't have to switch this instant. Just play along for now. If we find something else, then great. If not... I'm not promising anything. Thank you, Simon. Have a look around the room. This is where they would keep the power suits, if there are any left. Bir tane kalmış. Bu ne lan? Nasıl açılıyor bu? One of the power suits. There's a dead woman inside. At least I think it's a woman. Just like the body we found in the annex. She's missing her head. Gross. This could work in our favor, though. Look for a terminal nearby. See if you can boot it up. Bakalım. Haymatsu, mekanik dış iskeleti demiş. Yüksek basınçlı mekanik dış iskelet kendi içinde stabil 40 derece varsayılan sıcaklık muhafaza ederken 50 dereceden ve -75 dereceye kadar sıcaklığa dayanabilecek bir şekilde tasarlandı. Suit giyen kişi otomatik olarak basınçtan koruyarak 5000 metreye kadar olan derinliklerde kendi içinde bir atmosfer basıncı muhafaza edecektir. Dahili kontrol monitörü suyutu giyen kişinin fiziksel durumunu takip ederken vurgun yeme riskini, hiperventilasyonu ve hatta dehidrasyonu en aza indirir. Onlar ne ki? Dönen boyunluk ve bileklik halkaları etrafında eldiven ve başlıkları mühürleme yoluyla kolaylıkla giyilebilir. Kontrol biriminin bir grup sensör sistemiyle suiti giyen kişi tanıması başarılı olmazsa mühürleme işlemi gerçekleşmeyecektir. Suitler sadece belirli kişilerin giymesi için ayarlanabilir ama varsayılan olarak suit herhangi bir kişiyi kabul edecektir.
Kontrol birimi nabız, beyin aktivitesi ve vücut sıcaklığı ve deri iletkenliği üzerinde stres takibi yapan dahili bir bilgisayardır. Bu bilgiyi suite giyen kişi en iyi kullanıcı deneyimini sunmak için kullanılır. Tamam. Ne dediğini anlamadım mı? What are you doing? We need to get the suit activated. Ne yaptım ben biliyor muyum ya? Karı ölmüş zaten. Herber ölmüşsün. Karının da kafasını koparmışlar. Neden öyle yapıyorlar anlamadım ama. Ne yapacağım ben? Ne yapacağım bilsem yapacağım zaten. Mekanik dış iskeletler test edildi ve hazır durumda. Tamam lan bir sus. Jasper doğrulandı, Catherine doğrulandı. Catherine de var bak bu giyenlerde. Mülk taramaların hepsi Noah'ın gemisinde. Tüm donanım ekstra, erzak yüklendi. Asansör yük alan doğrulandı. Winch operatörü hazır. Omicron 2 gün içinde alınmak için bekliyor. Biz neredeyiz şu an? Omikron'dayız. Bir tanesi burada, biri burada, biri de Tau'da. Not exactly grade A material. Don't write it off just yet. Remember what we found out at Theta. The suit you are wearing is basically just a Cortex chip working a few pints of structure gel, powered by the on-suit battery pack. And a dead colleague, Imogen Reed. Exactly. If you think about it, we're actually incredibly lucky. We found a suit with an already dead body inside. I guess you're right. What about the wow? What makes you think it'll play along? It's not magic, it's algorithms. A set pattern. The wow won't be able to deny us, even if it was capable of wanting to. I'm still not crazy about this plan. It feels wrong. Please, Simon, I can't give up on the Ark. I need this to work. So we need a Cortex chip, structure gel, and a battery pack. That's one hell of a shopping list. Thanks. I'll just hang around here if that's okay. I'll be back. Burada bir tane çip gibi bir şey vardı. Da bunu alabiliyor muyuz? Alamıyoruz. Dışarı mı çıkacağız? Lütfen, 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 lütfen dışarı çıkmayalım. Neye ihtiyacımız var? Güç kaynağı. Ne istiyordun? Yapısal cihaz, Cortex çipi, batarya paketi. Ulan orada bir yaratık vardı amına koyayım. Geri dönmesek iyiydi ya. Burası açılmış, kapalıydı burası.
burada hiçbir şey yok. Aman akılım çocuğu. Bak burada biri ölmüş amına koyayım. Onun da kafası kopmuş herhalde. Bakalım ne yazıyor. Turuncu İmparator Balığı Jacob Harperlin. Beklenenin aksine gayet sakin olan bir turuncu İmparator balığı bugün Omikron ikinci kez merkezinin dışında yüzerken bulundu. Algısını gözle görülür bir biçimde bozan dikkat çekici bir kemik büyümesi vardı. Üzerinde çalışmak için içeri getirdik ama süreç sırasında sertleşip öldü. Otopsi sırasında suyun dışında olmasına rağmen tekrar canlandı. Bir süre çırpınınca akvaryuma geri koydum. Bir anda kendini cama vurmaya başladı ve ben yerini değiştirme imkanı bulamadan kendini cama vura vura öldürdü. Yolda hayatını kaybetti. Shelley. Darby ve Waldeck 9 metrelik derinlikte Lumar probunu sabote eden canlı olarak belirlediler. 150 santim uzunluğunda bir Ruttar balığı olarak belirlenen canlı, bir başka tür balık veya köpek balığı ile birleşmiş gibi görünüyor. Şimdiye kadar gördüğüm en ürpertici mutasyon. Daha kötüye gittiyse çok belli. Bir şeyler buna sebep oluyor ve Uvari'nin sürekli bahsettiği radyoaktif serpinti bu saçmalığını yemiyorum. Ye bir zahmet, bir şeyler olmuş. Johan Rose, yolda hayatını kaybetti demiş. Bu sabah asansörde bulunan ceset, Tau'da çalışan yapay zeka psikoloğu olan John Ross olarak teşhis edildi. Uçurumun dibinde ne olmuş olabileceği konusunda hiç fikrim yok. Ve açıkçası ekibimi gidip ne olduğunu öğrenmeleri için göndererek risk atacak değilim. Eğer Nuh'un gemisi ekibi hayattaysa ki bundan şüpheliyim, bize bir şekilde işaret vermeliler. İyi bir sebep olmadan aşağı inmiyoruz. Aşağıda daha kötü şeyler var demek ki. Burada ne var? Orta kat. Biz buradayız. Alt kat. Alt katta bir sik yoktu herhalde. Biz alttan geldik herhalde. Ananı sikeyim ya. Siktir git orospu çocuğu. Aman akudum ben onun içine nasıl gireceğim şimdi? Beni onun içine sokacaksın değil mi? Ulan ben burayken çıkıveririm kıveri de. Bizim bu Omikron'da yapacak çok 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 işimiz var ama ben ne yapacağımız hiç fikrim yok ya. Bir sürü bir şeyler yapacağız sanırım ama. Ulan ben daha bir şey bulamadım ya. Şu an buradayız. Neyi geçer? Sıkılacağım ki.
Ha dinliyorum söyle. Beni dinle diyor ya. Dinliyorum söyle. Neyi dinleyeceğim ben seni ya? Oğlum bu adam hayatta lan. Robot lan o. Illuminati var lan burada bir sürü. Strasky, are you there? I hear you, Herbie. What's up? Just wanted to check in. I have to go do something. I might not be around for a few days, okay? Rally Herb leaving the listening post? Must be important. It is, Strask. It is. Okay then. Stay safe. Unable to connect. Lumar relay out of range. Please respond. This is Rally Herber calling from Omicron. Please respond, Tau. Unable to connect. Lumar relay out of range. Yeah, I get it. Omicron, can you hear us? Loud and clear. Everyone all right? We will be as soon as we make friends with the power suits. I'm sure you'll get used to it. Wanted to check in before we pass the last working Lumar probe. Guys, any last words to Omicron? Don't forget to pick us up. You heard that, right? Don't worry, we won't forget. All right. Heading into radio silence. Good luck, guys. Strasky, are you there? I hear you, Herbie. What's up? Just wanted to check in. I have to go do something. I might not be around for a few days, okay? Rally Herber leaving the listening post? Must be important. It is, Strask. It is. Herber öldü ya. Okay then. Stay safe. O kafası kopan kız Herber mi neyse işte o. Alacağım şey böyle bir kapsülün içinde bir şey mi ya?
Nereden buldunuz onu? Sende yapısal jel gibi bir şey var mı? Hocam. Önemli olan ne abi? Amına koydum mu çocuğu? Önemli olan ne? Görünüp gidiyorsun amına koyayım ya. Üst kata gideceğiz büyük ihtimalle. Yok lan burada. Var mıydı? Vardı da burada mıydı amına koyayım? Allah Allah. Bu buralarda bir yerde değil miydi ya? Ben mi yanlış hatırladım? Gene gözükeceksin değil mi lan? Heh, ananı sikeyim gözüktü. Dayı! Hadi bir aç kilide gidelim ya. İlginç. Fareyi nereden buldunuz getirdiniz lan buraya? Abi burada bir sürü cam var bak aşağıda da vardı. Bu camları inşallah kullanmayız ya. Burada cam varsa yarısık da vardır şimdi. Bulutlara bakalım. Böyle bir kapsülün içinde bir şey görmüştüm. Aşağı katta. Balık değildi ama. Nasıl yine lan? Ne yapacağım ya ben? Gene gözükeceğim mi? Amına koydum çocuğu bir gözükme lan. Sokacağım ha.
Hadi hayırlısı bakalım. Tara tara. Tara amına koyayım. İçerisi leş. Buradan temiz girsek ne oluyor? İçerisi bok götürüyor amına koyayım. Temiz temiz sikeceksiniz değil mi beni? Amına koyayım bak. Adam burada. Bunların kafalarına ne olmuş ya? Bu wow herhalde. Aynen wow bu. Lan. Bağlanabilirlik. Yapısal jel şarj edildi. Ve aslında güç kaynağı ile... Ne diyorsun anlamıyorum ki. Birden gelip gidiyorsun okuyamıyorum ki. Güç kaynağı ile bağlantısı kesilse bile bir süre kendini idame edebiliyor. Devre kartlarına uygulanırsa bağlantı sorunları çözülebilir. Fonksiyon. Görünüşe göre sadece bağlanabilirlik değil, fonksiyon da sunuyor. Jel basit makinelere daha randımanlı çalışmasını sağlayabiliyor. Ne var ki Vaughn'un jele uyguladığı modifikasyonlar bir anlam ifade etmeyen ekstra bilgilerle dolu. Daha kompleks makinelere uygulandığında jelin kanser gibi davranmasına ve eninde sonunda makineyi mahvetmesine sebep oluyor. Tamam dinliyorum. Anlat. Jeli kendi çıkarlarımız doğrultusunda kullanabiliriz. Ama kötü kodu dahil etmemek için kalibre edilmiş jel kullanmamız gerekiyor. Patoloji. Jeli ölü bir fareye uyguladık. Jel farenin canlanmış gibi görünmesine sebep oldu. Diğer canlı farelerle aynı yaşam ortamına konuldu. Diğer fareler stresli davranışlar sergilerken... Ne diyorum? Virüs mürüs diyorsun ama gerisini okuyamıyorum. Diğer fareler stresli davranışlar sergilerken canlandırılan fare kayıtsız görünüyordu. 15 dakika sonra canlandırılan fare diğer canlı farelere saldırarak onları öldürdü. Yarım saat sonra da canlandırılan fare hareket etmeyi bıraktı. İçindeki jel sertleştiğinden dolayı ceset katıydı. Süreç. Başka bir fareyi yine jel ile tekrar canlandırdım. Bu sefer Ames tarafından üretilen kalibre edilmiş jel uyguladım. Sonuçlar etkileyiciydi. Katatonik gibi görünüyor ama uykusunda gezen biri gibi duruyor. Jelin bir önceki gibi sertleşmesini engellemek için elektromıknatıslar kullanılarak hayvanın içinde düşük bir elektrik akımı üretildi. Bu da bize hayvanın bir yere kadar kontrol edilmesine imkan sağladı. Sonra hayvan kaçtı amına koyayım, insanların kafasını mı yedi? Ne oldu? Kimyasal analizi okuyoruz arkadaşlar şimdi. Yapısal jel temelde değişmedi. Halen birkaç yıl önce patosikinin tamamına uygulanmış olan çoklu doymamış matrislerden oluşan hizalı grafenle çapraz bağlı bildiğimiz jel. Problemin kendisi jel değil. Jeli kontrol eden şey yani Vau. Jel yeni bir özellik kazanmadı. Vau aslında tahmin edemeyeceğimiz bir şekilde jeli kullanmaya başladı demişler. Bakalım ne olmuş sonuçlarda. Ezici çoğunluktaki kanıtların Vau'yu yok etme diyorsun anlamıyorum ki. Ezici çoğunluktaki kanıtların ışığında tüm deforme olmuş canlılar, balıklar, köpek balıkları ve hatta yardımcılar yapısal jel aracılığıyla Vau tarafından kontrol ediliyor. Bazı şekilde şarj edilmiş yapısal jele maruz kalmışlar ve bunun sonucu olarak tüm varlıkları etkileyen kanserli kitleler ile kaplanmış söz konusu bir yapay zeka olunca neden diye sormak çok zor. Ama bunların hepsi asteroid tüm yüzeyi öldürdükten sonra başladı. Jeli al diyor da kötü kod mu yoksa dikkatlice kodlanmış öte atizm mi söylemesi güç. Ama öyle görünüyor ki bizim için hayatta kalmayı pek de kolay hale getirmeyecek. Abi sen niye ekran oynayıp duruyorsun ya? Kim oynuyor amına kodumun ekranında? Heh.
Ha? Buradan bir şey mi yoksa? Ne yapıyoruz bilmiyorum ama amına koyayım da bir şeyler yapıyoruz, hadi bakalım. Şu fareyi de canlandıralım mı? Sonra bizim de kafamızı yesin amına koyayım. Neyse siktir şunu, şunu alacak mıyız şunu? Amına koydum, alacağız mı bunu? Biz bunu niye yaptık? Gel lan buraya. Biz yürek yedik amına koyayım ya. Şimdi buradaki işimiz de bitti. Şu fareyi de alalım, evcil hayvanımızı yapalım. Amına koyayım, siktir et, gidelim. Üç tane şey bulacaktık. Çipi bulduk. Batarya bulacağız bir de. Hala üşüyorum ya. Isınmadı amına koyduğumun odası. Allah ezan okunuyor. Gözükme oğlum. Zehirleyeceğim ben seni şimdi. Sen rahat ol abi. Ben seni bir zehirleyeceğim var ya, aklın ayarın şaşacak. Aman aklım çocuğu bisiklet gari. Bulduk mu lan biz bataryayı, bulmadık mı? There has to be a power pack upstairs. Go look for one.
Tamam, hadi gidelim üst kat. Nereden geliyor bilmiyorum ama. Dayı. Bir daha gözükme be. Mümkün mertebat. Uzak duralım. Uzak dur oğlum benden. Uzak dur bebeğim. Burası neresi? Bataryalar bunlar mı? Bunlar değil mi? Bunlar bataryaya çok benziyor mu bilmiyorum ama ısıtıcı gibi bir şey lan bunlar. Nasıl batarya olacak bunlar? İlla her yere götüreceksiniz abi ya. Burası hiç iyi değil. Giderken buradan gideceğiz. Burada batarya paketi şuralarda bir yerlerde herhalde. Yine amına kodumun çocuğu buralarda gözükecek. Geçersiz kılacağız şunları. Güç odası orası. Batarya orada büyük ihtimalle. Biz buraya niye gireceğiz? Niye gireceğiz dediğim için giriyorum. Merak ediyorum ne var. Gene cızır diyeceğim lan. Hadi bakalım. Birden başlayalım. Johan Ross was found dead on the climber this morning. The ARC team went down a couple of days ago, but I see no reason to suspect them playing a part in his death. The climber can't be operated from the abyss, so there was a scheduled retrieval. The climber returned with only the lifeless body of Alpha member Johan Ross. No traces of the ARC team. Cameron, Eames, Lansky, all studying the body inside containment. I'll follow up with whatever they find. Delenda S. The WoW has been getting more aggressive, pushing all systems to their limits. Ironically, the dead Dr. Johan Ross would be the perfect person to ask why the WoW is making such a big buzz about his passing. After all, the WoW isn't supposed to want anything, and definitely not to mourn people. The system overload affects the staff considerably. Headaches, loss of sleep, unwarranted stress. And it seems to be getting worse. I could use some advice if you can get through. Delenda Est. Things are out of hand. The staff looks like they're about to explode. Every other person walks around with nosebleeds, and the rest keep wiping stains of blood from their eyes to keep them from overflowing. That's to do with the WoW trying to free Ross somehow, for sure. At this point, I wouldn't be surprised if the body just got up and left. Rally Herber, our dispatcher, has been snooping around asking questions she shouldn't. She says she's going down into the abyss to find Alpha. I can't bring myself to stop her. Siktir. Afiyet olsun kardeşim. Lan her yerde var bunlardan. Birine parmak atayım ya.
Artık parmak takmıyoruz. Kolumuzu sokuyoruz ama. Sokalım. Uf, içim ürperiyor ya. Amına koyayım, böyle sırtımdan ürperiyorum ya. Şu batarya odasına bir gidelim. Burada bir sik var, amına koyayım, hadi hayırlısı. Vallahi burada bir sik var. Öyle enerji gibi bir şeymiş. Amına koyayım, bunun içindekileri almışlar mı? Abi o adam olamazsın ya. Bu bavulu yiyen adam. Bu oyunun böyle bir sik yiyeceği belliydi canım. Beni böyle... Anasın ama gibi bir yere getireceği belliydi. Ben bu adamı ne yapacağım şimdi? Ananı sikeyim orospu çocuğu. Korkuş değilsin amına koyayım da işte insan ürperiyor. Şu orospu çocuğuna bir elektroşok falan vuramıyor muyuz ya? Tam gideceğim yere gelmiş. Siktirin. Ben oradan gideceğim. Nasıl yapacağız şimdi? Yürü. Yürü amına koyayım. Yürü. Vah! Ananın amı amına koyayım. Oha amına kodumun çocuğu ya. Takip etme amına kodumun çocuğu. Ta dibime geldi amına oldu. Aha kapanmıyordu. Managed to piss off another one of Wild's monsters. We have everything we need, right? Yeah. Let's get to work. Amına kodumu çok pis koştu lan. Ne yapacağız şimdi?
body with the things you collected. Just stuff all of it into the suit with the dead body. This is crazy. Don't worry, it'll work. Make sure it's all bunched together with the structure gel connecting all the parts. All right, try activating the seat from the terminal again. I can't believe we're doing this. It will be fine. Then why don't we put you in the suit? I was gonna suggest that if you refused. You'd go without me. I need to do this, Simon. This is important. I need to launch the Ark. You'd really do it, change body? Yes. If you want to stay here, I'm not gonna stand in your way. I don't want to tell you what to do. Or be like before, close my eyes and then... And then open them again. All right. Let's do it. Thank you, Simon. Go sit in the pilot seat in the next room. You might need to boot it up. We need to loop back the activity manifested by your current Cortex chip, run it through the amplifier, feed it into the new chip, and then make sure it's synced. You lost me halfway there. You don't really need to understand it. Just make them line up. Everything. You can climb into the pilot seat now. Already? I have everything under control, so please, have a seat. Hadi bakalım. Sorry about any discomfort. This should be over soon. It's like having your picture taken. But with the most expensive camera in the world. You know, Indians thought photos would steal their souls. In this case, they'd be right. Still talking. It's the same like before. Catherine, why was he still talking? That's how it works, you know that. What do you mean? You know it's not magic. You were copied. The sleeping Simon in the seat was copied, and now you are here, just like Simon lived on in Toronto. God damn you, Kath. Two Simons? There can't be two Simons. What did you think would happen? That you were gonna take my mind and put it into another body, like a brain transplant. I'm sorry, it wouldn't work that way. You realize how messed up this is? Please, I didn't mean to upset you. How did you expect me to react to this shit? Stop. You're fucking disgusting! What's gonna happen to him? He'll sleep for a while, a few days. And then what? Wake up in this fucking nightmare again? All alone? So cruel. Well, what do you want me to do with him? Make friends? Let him know that we have to leave him behind when we go into the abyss? What if... What if he didn't need to wake up? You'd do that? I don't know. Maybe. There. I set it up for you. Hit the
switch if you want to drain his battery. He'll die within a minute. I'd rather not stay plugged in any longer. Arkadaşlar, benim bildiğim kadarıyla oyunun sonunu biz kendimiz ayarlayabiliyormuşuz ve ben kendimi öldürmek istemem. Ama böyle bir şey varmış ve oyunun sonunu kendimiz belirliyormuşuz ve ben bu oyunun sonunu kapatacağım. Nasıl öldüreceğiz kız? Tamamen durdu artık. Yukarıdaki yer bir tane daha kapı vardı. Şey, Omikron yazıyordu. Orası neresiydi acaba? Oraya girmedim ben. Oradan gideceğiz diye. Bayağı kıza sağlamdan geçirdi yani. Sövdü bayağı kıza. Hayırlısı olsun bakalım. Burayı görmüştüm. Bu ilerisinde bir şey yoktu, o yüzden sağdan gideceğim. Sadece gördüm, denk geldim de gördüm. Diğer türlü izlemedim yani. Işık ve oksijen yönünden zengin. Patasiki ana platosu. There's someone up there who called me an imposter. It's dumb luck, right? I woke up in the right body. I basically flipped a coin, and if I had called the wrong side, I'd be rotting away at Omicron. I mean, there's nowhere to know, right? You didn't hit the make sure Simon wakes up in the right body switch, did you? Not that you would know. I mean, he would still claim to be the right Simon. Christ! This is awful. We did an awful fucking thing. And you wouldn't mind? Why would you? How could you know that it's not me, the me that I am, the same that I've always been? Please say something. I don't want to think. Please. I don't know what to say. I don't want to upset you. Say anything. When I was little, I used to climb the stairs all the way to the top of the building. And I can still feel how I had to, you know, tuck my arm so I could push the heavy steel door open. Well, the first time that I dared go up there, I stepped out onto the roof and watched the smog rise and fall over Taipei. I got all the way up to the corner ledge and, you know, I felt the warm wind in my hair and the sun was setting and the streets below were shadowed by the tall buildings. The people pushing through the crowd flowed like paint from an artist's brush. Street food vendors filled the air with aromas of all my favorite foods.
for a brief moment, I felt connected to the world in a way that I never had before. It was the most profound feeling of comfort and sense of belonging I could ever hope for. I really never felt the same way again, but I went up to the roof many times after. I'm not religious, but I can see why people would be. The privilege of being makes a strong case, at least every once in a while. Do you still feel that sense of awe? Even like this? Things are different, but we're still here. What's the point of going on? Everyone's gone. All the people still left are digital copies trapped in computers at the bottom of the sea. We'll never be able to rebuild or reclaim what we were. Are you really so unhappy being what you are, or is this about the man who went for a scan 100 years ago? Both, I guess. When I was back in Toronto, even the worst case, the darkest futures I could predict, they at least included my previous life somehow. I feel so uprooted. There's nothing here that I recognize, nothing that makes me feel like I belong. Even if we make it to the Ark, would it be any different? I'd still be alone. No friends. No family. You could make new friends. I'm sure everyone would like to know the time traveler. If not, you still have... Ne oldu lan? Hello, Catherine. What happened? Bir sürü balık malık bir şey gösterdiler zaman akıyım. Ne oldu? Pressure. It's pushing pretty hard, really testing the limits of my suit. Don't worry. It should hold. Comforting. It will hold. Does time freeze when you're not powered? Time feels omitted more than anything. What's the difference? I don't feel like I'm being held back or hindered. And I don't have the opportunity to reflect on the time I'm missing. It's simply missing. Sounds like sleeping without the dreaming. Yes. But generally you anticipate when you're about to sleep, and there's a natural continuation since we tend to wake up where we went to sleep. My experience is more like an ever-changing moment that never really seems to find closure. Sounds kind of like a movie being edited live. I suppose so. I guess it sounds exciting, but it really keeps me activated to the point of exhaustion. It's rough. Could be worse. Could be a time traveler stuck in a body made from black goo. That'd be the worst. Ananı bacını sikerim bak. You did it. You did it. I will make preparations. Yap orospu çocuğu. Yapmasın orospu çocuğu. Bunun aklımı yaratı. Plan used by Pathos 2. I expect we'll have to do some walking before we reach Tau. You haven't been here before? Not in a way that'll help us. Right, the other you has been here.
We're following your old footsteps, Kat. When I had footsteps. You could still be down here somewhere, technically. Don't remind me, freaks me out. All right, let's head for town and find that arm. İnce ince oynayacağım amına koyayım. İnce ince oynayacağım da okyanusun altındayız. Ya rak gibi amına koyayım. Mekana bak. Tavuğa gideceğiz. Girmemize gerek var mı ya buralara? Garip garip müzik koymuşsunuz, amına koyayım, korkutuyorsunuz adamı ya. Platform, power, rely, opera, bilmem ne bilmem ne. Hepsine gireceğim ben. Merak ediyorum onları. Bir de karşıya gidelim, sonra Tavu'ya gidelim. Soldan bir şey gelecek diyor, yani soldan ne o? Ne ki o? Soldan bir şey gelecekmiş. Jesus, did you see that? Stick to the lamplights, they won't go near them. I can't, Valglasser. It's important I reach Omicron. Our future depends on it. Calm down. Let's just follow the path. If I die, I need you to tell Julia Dahl that the WoW is out of control. She needs to get to Sarang. He'll know what to do. Ross, you can tell them yourself. We just need to pick up the pace, okay? Glass! We lost the path! We need to go back! I know where to go. Come on! It's over there! Final push, Ross. Almost there. We just... Adama ne oldu lan? Ne olmuş amına koyayım? Bir sürü bir şeyler var. Anlamıyorum ki. Birine bir şey oluyor, ötekine bir şey oluyor. Işıkları takip et dedi ya. Blue, let's to tow. Red. Bu ışıkların arkası kırmızı. Mı?
Evet, öyle herhalde. Bizi bir şey kovalıyor ama hadi bakalım. Envanter. Kurutulmuş mürekkep balığı 1 kilo 60 parça lal likeni kameralar dörtlü HDR düşük ışıklandırma fırfırlı köpek balığı. Işıklandırılmış yeme nadir bir köpek balığı türü yaklaştı. Kurutulmuş mürekkep balığını yiyebilmek için daireler çizdi. Bu derinliğe inmesi sık olması mümkün değil. Bir anormal, anomali mi öyle bir şey yazıyor işte. Atlantik mavi kılıç balığı. Sonuçlar. Kafa kısmı insan boyutunda. Tüm canlının tahmini uzunluğu 10-12 metre. Şiddetli ataklar kılıç balığını paramparça etti. Biz ışıkları açar açmaz bölgeyi hızlıca terk etti. Yapısal J sızıntısından etkilenen bir başka örnek. Bölgesel olarak pullarla kaplanmış yeni oluşan kemik yapıları kafa kısmından dışarı pörtlemiş. Dörtle HDR gözlem. Lal likeni bilmem ne bilmem ne sonuçlar. Jel tarafından deforme edilen yaratıklar manyak ve her şeye saldırıyor. Vaughn'un bu yaratıkları davranışlarını nasıl etkilediği ve ışığa karşı saldırganlıklarını açıklamak zor. Yaratıkların özellikle bir şeyi avladığını ve bu ekosistemde bulunmayan bir şey aradığını söylemek mümkün. Avladığını mı avlamadığını mı? Error. Bunlar ne lan? Kambur balina. Mürekkep balığı. Ve bu neyse. Bunda hata var. Melek balığı. Melek balığını karşılaşacağız herhalde. Melek balık. Balık da ona korkmayalım ya. Bir zahmet. Değil mi arkadaşlar? Biz nereye gideceğiz şimdi? Işığa doğru gidiyorum. Burada ışıklar var ama hadi hayırlısı. Ne oluyor lan?
Amına koyayım, dışarıda gibi sanki gök gürültüyor gibi ses çıkıyor ya. Bu ne? O orospu çocuğu var ya, bizi asansörde sıkıştıran orospu çocuğu kesin bizden önce geldiği için buralar yarrak gibi. Team with me, and we're about half a kilometer from Tau. What? How did you came in the climber? Listen, we're having a really hard time with this sector. Heavy turbulence is making it difficult to move forward, and the wildlife you got is absolutely rabid. The storm comes and goes. Instruments show the weather is relatively fair right now. You should move out as soon as possible. Stick to the lights. The critters should leave you alone. All right, you heard the man. We're moving out, people. Keep the doors unlocked. We're coming in. Işık mı açacağız? Daha yolumuz varmış anlaşılan. Ne yapacağız lan burada? Araştır. Gidiyor valla tavuğa. Hadi bakalım, biz de bunu takip edelim. Işığın altında durmamız gerekiyor, yoksa balıklar sikiyormuş arkadaşlar. Böyle bir şey söyledi. Ben de o yüzden şuradaki ışığı takip ediyorum, balık sikmesin diye. Balığa o kadar gelmişiz, balığın da ellemesi hiç hoş olmaz. Allah. Yürümekte güçlük çekiyor ya adam. Satayım. Nereye gidiyorum ben? Böyle ölmemiz mi gerekiyordu? Adam bizi nereye götürüyor ya? Suyun altında örümcek.
İyice mağara adamı filmine döndü ha. Neredeyiz lan biz? Bu şerefsiz bize tuzak kuracak ama hadi bakalım. Oğlum bir şeyin midesinde miyiz lan? Aynanı sikeyim, biz bir şeyin midesindeyiz lan. Böyle miyiz? Oğlum bu mide değilse ne amına koyayım? Değil canım, mide değil. Daha bir mağaraya girdik hatırladım da. Çocuğu öldüreceksin değil miydi? Sırf öldürme diye geri kaçtım. Pezemek. Abi geldiğim yere niye geri gidiyorum ben ya? Bir şerefsiz kovalıyor diye. Adam okyanusun dibinde duruyor ya. Şu tavuğa varsak artık ya. Tüylerim diken diken. Hayır, arkama da bakamıyorum arkadaş. Baksan bir şey gelecek illaki. Bakayım ben de. İyi, gelen giden yok. Şimdi bakarım arkama, biri kovuluyor olur. Stresi gitmeyelim yani. Kovalıyorsa da yavaş yavaş kovalasın abi, yapacak bir şey yok. Canavarın üstüne gidiyoruz ya. Yok böyle bir şey. Görünmez olup buraları bir yerlere mi saklandı? Geldik bir yerlere, hadi bakalım. The ark.
Tau. What's left of it. Are you guys all right? What happened here? We ran out of real food long ago. People have been getting sick. Haven't heard from anyone in months. No shit. They all think you're dead down here. Some failed evac story circulating at Omicron. Oh, God. Listen, son. We're on an important mission, and we need your help to operate the Omega Space Gun. When it's done, we can all head back up the plateau. But now we need to get moving. Of course. Head on through to the habitat. We shut off the front section to preserve power. All right. See you soon. Ne yapacağız anlamadım ki. Sinyal kaydedildi, kaybedildi, aktif sinyal kaybedildi. Burada da bir şey var. Baksana. Hem de benim suite'den kullanan biri var burada. Buradayız. Bizim evimiz, ebesinin siki kadar daha yolumuz var ya. Burada ne varmış? Biçim kilit lan bu. Yine. Ay, müzik. Amına koydum, suit kovaladı ya beni.
Kim ulan bu? Amına kodumun çocuğu. Lan burada bari beni rahat bırakın ya. Kovalayıp duruyorlar ya. Gel gel hadi. Ben burayı açtım değil mi lan daha değil mi? Kapatamıyor muyuz gene burayı? Biz içeri gireceğiz. Sikerse de yapacak bir şey yok. Bölge güç bilgisi. Çevrim dışı. Erişim kaydı. Anyone there? Soldan gideceğiz. Soldan düz gideceğiz. Sağ, sol. Lan nanı sikiyim orospu çocuğu öldürüyordum lan. Elim ayağım titredi ya. Nereye gittiğimi de bilmiyorum ama ben gidiyorum sürekli. Of. Arkadaşlar şu oyun bir bitsin artık ya. Kim durmayacak? Bana diyorsan durmayacağım. Ne kadar korkutursan korkut.
Abi ben nereye gideceğim buradan? Nerede? Nereden gideceğiz? Hayırlısı olsun bakalım. Parmak atalım. Maksat vücudumuz birleşsin, yiyeceğini kendine gelsin. Hadi Simon diyor. Ne Simon amına koyayım ya. Nereden gideceğim biliyor muyum anladım ya. Şurada kapı kilitliydi, açmamız lazım. Adam ya, bak açtı. Ocak. Çarpışma sonrası notlar. Küçük çapta yapısal hasar. Telsiz bağlantısı kesildi.
İletişim yeniden sağlandı. Omicron ve Patos 2'nin geri kalanı sağlam. Bölgeler arası telsiz sorunları, Lumar probları bağlantıyı kaybediyor. Acil tamir gerekli. Tavu bağlantıları tekrar çalışana kadar asansörü çağıramaz. SSI, Volvek, Dahl ve Holland tarafından ziyaret. Haftalık ziyaret sistemi tüm iletişimleri Lumar çalışana kadar devam edecek. Tavu tahliye emri. Hepimiz Omicron'a geçeceğiz. 15 Eylül. Etrafımız canavarlarla çevrili ve telsiz yok. Siki tuttuk. Tutmuşsunuz bence de. Bak o kapıyı açtık. Demek ki buralarda da bir şeylere bakalım. Ondan sonra gidelim. Yani oradan gideceksek buradan gidemeyiz zaten. Amaç o. Ben sadece ne oluyor diye merak ettiğim için geldim. Bir de şuradan yukarı çıkalım. Kim yutacak abi her şeyi ya? Abi WoW'yu mu bitireceğiz? Anladım. WoW'un amına koyacağız biz WoW'unu. Şimdi WoW'un amına koyma şeylerine bakıyoruz. Bugün Omicron'u görebilmeyi umuyordum. Teatadakiler tarafından emredilen tahriye resmen bir armağan oldu. Alpa'dan ayrılmak ve WoW'u terk etmek için bir bahane. Fırtına deyince WoW'un koordine ettiği canavarlar etrafımızı sardı. Pusuya düşürüldüğümüz için Tau'ya geri dönmek zorunda kaldık. Glacier, Kolsiki ve Coetzee ve ben hayatta kaldık. Ouch, Lair şu an revirde ve durum hiç iyi gözükmüyor. Coetzee gözlem evinde erzağa benzer bir şeyler bulabilmek için denemede bulundu. Dışarı çıkmak tehlikeliden de öte. Tıpkı hortumlu bir fırtınada dışarıda sigara almaya çıkmak gibi. Geri geldi ve yanında birkaç kırıntı getirdi. Hepimiz boş olduğunu biliyorduk. Bence kendi canına kıyma sorumluluğunu almadan ölebilmek istedi. Plato'daki insanlar gelmeye başladı. Tiyata'da gelen bir grup mühendis Omega uzay fırlatıcısının Nuh'un gemisi dedikleri bir şeye uzaya fırlatmak için kullanmak istediklerini söylediler. Patos 2'de yaşayan insanların beyin taramalarını taşıyan bir yapay dünyaymış. Fikrin kendisi aptalca ama aynı zamanda çekici. Hepimiz taramadan geçmeye karar verdik. Böylece bu yaşam sonrası dünyasında biz de yerimizi alabilecektik. Mühendislerin bazıları Pihye'ye geri döndüler. Görünüşe göre Nuh'un gemisini fırlatmayı ertelemişler. Hepsinin de ruh hali çok kötü durumdaydı ve ağızlarını bıçak açmıyordu. Çok önemli bir şey dışında, şu Nuh'un gemisi. İşini açıklığa kavuşturacağına kadar Tau'da kalmak istiyorlardı. Ama asansör onları almak için yarın gelecekti. Birinin asansörü yakalayarak Omicron'a olanları haber vermesi gerekiyordu. Şansımıza Glasser ve ben bu görevi yerine getirebilirdik. Sonunda Dahl ve Saranga Alpa bölgesinde kritik durumlardan haberdar edebilecektim demiş. Yani bu bizim Catherine, bu gelen gerçek Catherine ile yardım edecekti büyük ihtimalle bu adam. The pattern has stopped evolving. The WoW has managed to find balance. I convinced SSE Volchek to turn off all external control systems.
making the WOW our de facto caretaker. So far, it's exceeding expectations. Since the comet crashed a few days ago, January 12th, the WOW has dropped to a low energy state. It hasn't abandoned its duties. It's keeping climate and life support going, but it's been simplifying the pattern, redefining its protocol. The WOW has started to grow physically. It's not just the core chamber. All around Pathos 2, structure gel is bursting through the pipes and bleeding through walls. I don't know what WOW could possibly stand to gain from this, but I assume it is intentional. The heart of WOW has claimed such a large part of the core chamber that there can no longer be any question to its heightened awareness. Not only does its expansion suggest an unexpected understanding of space, but also its own physical manifestation within the world. The WOW is reaching out to every machine, every life form, to manipulate, to control. It's trying to help save its creators from all this, just like the protocol demands. But really, what is good enough? Where is the line drawn for what is human and what is not? Would walking corpses do? Would a group of machines thinking they're human be acceptable? We can't trust a machine to know, to understand what it means to be. We have to terminate the WOW project. It can be done. I just need to get some help from Omicron. Biz de bu WOW projesinin sonuna geleceğiz arkadaşlar. Bu WOW'un amına koyacağız. Olayımız o yani. Arkadaşlar, burada oyunun sonuna geliyorum. Umarım bir sonraki bölümde oyun bitmiş olur ki bitecek büyük ihtimalle bir sonraki bölümde. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay.